Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 92. dönem özel güvenlik silah bilgisi sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar, 13 Haziran 2021'de çıkan sınav sorularımız. Sınavlara girecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Birinci sorumuzdan itibaren başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Ateşleme tertibatının unsurları hangi seçenekte doğru verilmiştir? A. Tetik iğne, iğne yayı kapsül. B. Tetik fişek, fişek rampası, tetik manivelası, horoz. C. Arpacık gez iğne, horoz. D. Tetik çıkarıcı tırnak iğne. E. Tetik manivelası, iğne, iğne yayı ve horozdan oluşur. Tabii ki burada arkadaşlar, ateşleme tertibatının unsurları tetik manivelası, iğne yayı ve horozdan oluşur. Evet arkadaşlar, bakın, bazı arkadaşlarımız hocam bu sorulardan hiçbir tane çıkmadı diyen arkadaşlarımız var. Onun için lütfen sizden ricam, daha önce atmış olduğum soruları değerlendirin. Birebir aynısı çıkıyor, bakın. Aynısı çıkıyor. Noktası virgülü. Buradan ben birkaç tane aldım size örnek olması için. Bunu söylüyorum. Birebir aynı. Bakın 91. dönemde çıkan, 17 Nisan 2021'de çıkan sorunun aynısı 92. dönem 13 Haziran'da çıktı. Bakın. Aynısı arkadaşlar, bakabilirsiniz. Onun için lütfen biraz daha dikkatli bakmanızda fayda var. Evet. Dikkatli bakalım sorulara. Sorular aynı. Bazı arkadaşlarımız hocam hiç çıkmadı, hiç aynısı yok. Demek ki bakılmıyor arkadaşlar. Yani bakılmadığından dolayı bu şekilde oluyor. Evet. Hemen bakın ikinci soru. Birkaç tane buradan soru aldım size. Birçok soru aynı ama özellikle bir iki tanesini sizin için paylaşıyorum, söylüyorum. Evet. Silah temizliğinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Temizleme yağı, sabunlu su, temizleme fırçası, koruyucu yağ, harbi. Evet, burada da arkadaşlar sabunlu su kullanılmaz silah temizliğinde. Evet, bu soruda daha önce çıkan bir sorumuz arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneğiydi. Üçüncü sorumuza bakalım. Horozun çarpması ile fişeğin kapsülüne darbe yaparak patlamayı gerçekleştiren parçaya ne denir? Tetik, iğne, rayür, gerdel, iğne, yayı. Bakın arkadaşlar, bu soruda yine daha önceki çıkan soruların içerisinde bakıyorum, özellikle silah soruları önceki soruların aynısı. Onun için bakmanızda fayda var. Hemen bu sorumuzun cevabı da iğnedir. Cevabı Bursa seçeneği, doğru cevap. Evet, geçelim dördüncü sorumuza. Ülkemizde yivli tabancaların ruhsatlandırılması hangi kanuna göre yapılmaktadır? 2559 sayılı polis vazife ve selahiyet kanunu, 3201 sayılı emniyet teşkilat kanunu, 6136 sayılı ateşli silahlar, bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu. Evet arkadaşlar, burada da yivli tabancaların ruhsatlandırılması 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ve diğer aletler hakkında kanunla yapılmaktadır. Evet, bu soruda daha önce çıkan bir soru, 6136 sayılı ateşli silahlar hakkındaki kanunla ilgili. Dördüncü sorunun cevabı Ceyhan seçeneği. Hemen beşinci sorumuza geçelim. Beşinci sorumuz, bakalım, atış sırasında fişek ateş almamışsa öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Şarjör çıkartılarak tekrar tetiğe basılır. B. Tekrar dolduruş yapılır. C. Namlu hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir. Daha sonra şarjör çıkarılır, fişek dışarıya atılır. D. Atış olana kadar tekrar tetiğe basılır. Şarjör çıkarılmadan fişek dışarıya alınır. Evet, burada da tabii ki arkadaşlar, namlu hedeften ayrılmadan en az
15 saniye beklenir. Daha sonra şarjı çıkarılır ve fişek dışarı atılır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Altıncı soruya bakalım. Altıncı sorumuz hangisi? Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından birisi değildir? Bakın silahın parçaları sorusu da yine daha önce çıkan bir soru. Gövde, kabza, namlu, fişek, iğne. Tabii ki arkadaşlar burada gövde, kabza, namlu, iğne silahın parçalarıdır. Fişek silahın parçası değildir. Denizli seçeneği doğru cevap. Yedinci sorumuz, silah taşıma ruhsatı bulunan kişi olarak, kişi silahlı olarak aşağıdaki yerlerden hangisine giremez? İçkili lokanta, alışveriş merkezi, cezaevi, otel, sinema. Hangisine giremez? Bakın, lokanta, alışveriş merkezi, otel, sinema. Bakın bunlara girer ama cezaevine giremez. Nedir? Ceyhan seçeneği, hasmını öldürmeye gidebilir değil mi? Düşünün yani şimdi bir hasmınız var, cezaevine gidiyorsunuz, orada silahlı bir şekilde içeriye girdiğiniz anda kişiyi öldürebilirsiniz. Onun için kesinlikle cezaevine silahla girilmez. Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Sekizinci sorumuz hemen gelsin. Aşağıdakilerden hangisi çerçeve gövde üzerinde yer almaz? Evet arkadaşlar. Birebir aynı. Noktası virgülü 91. dönemde çıkan sorulardan yine başka bir soru. Tırnak, şarjör yuvası, tetik, tetik korkulu, tetik manivelası. Evet. Burada da arkadaşlar çerçeve gövde üzerinde yer almayan nedir? Tırnaktır. Adana seçeneği doğru cevap. Evet. Bakın bu soruda 17 Nisan 2021 bundan önce yapılan sınav sorularında çıkan sorumuz. 91. dönemde çıkan sınav sorusu. Evet. 9. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yiğ ve setin işlevlerinden biri değildir? A. Çekirdeğin dönerek ilerlemesini sağlar. B. Çekirdeğin tahrip gücünün artmasını sağlar. C. Çekirdeğin takla atmadan ilerlemesini sağlar. D. Çekirdeğin azami mesafesini artırır. E. Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar. Evet, burada da arkadaşlar değildir. Yiğ ve setin işlevlerinden birisi olmayanı burada soruyor. Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar seçeneği, yani Edirne seçeneği değildir. 10. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi nişan hattında bulunmaz? Gez, göz, arpacık, tetik, hedef. Evet. Nişan hattı. Arkadaşlar bakın 91. dönemde çıkan noktası virgülü aynı olan bir soru. Gez, göz, arpacık, hedef nişan hattında bulunur. Ama bakın tetik nişan hattında bulunmaz. Değil mi? Evet. Denizli seçeneği doğru cevabımız. Hemen 11. sorumuza geçelim. 11. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi tabancanın dolduruş yapmama sebeplerinden biri değildir? A. Şarjör yerine oturmamış olabilir. B. Gerder yıpranmış, özelliğini kaybetmiş olabilir. C. Gerder yayı esnemiş, kırılmış, özelliğini kaybetmiş olabilir. D. Yerine getiren yay esnekliğini kaybetmiş, kırık olabilir. E. İğne yayı kırık ve özelliğini kaybetmiştir. Evet. Bakın burada da arkadaşlar iğne yayı kırık ve özelliğini kaybetmiştir. Değildir. Evet. Dolduruş yapmama sebeplerinden biri değildir. Edirne seçeneği 11. sorumuzun cevabı. 12. sorumuza geçelim.
Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir? A. Kurallara uymak. B. Unutkanlık. C. İhmal. D. Kendine aşırı güven. E. Bilinçsizlik. Kazaların, silahlarla yapılan kazaların sebeplerin arasında değildir dediğine göre. Bakın arkadaşlar, burada kurallara uymak değil mi? Kurallara uymak değildir. Adana seçeneği doğru cevap. 13. sorumuz. Silah temizliğinde silahı sökmemiz için aşağıdakilerden hangisini ilk önce yapmamız doğrudur? A. Doldur boşalt yapılır. B. Fişek yatağı gözle kontrol edilir. C. Fişek yatağı elle kontrol edilir. D. Şarjör çıkartılır. E. Tetik düşürülür. Arkadaşlar burada tabii ki silah temizlerken öncelikle şarjörü çıkarmamız gerekiyor. Şarjörün içerisinde mermi var mı yok mu kontrol etmek için şarjörümüzü çıkartıp sonra silahın temizliğinde silahı sökmemiz gerektiğini bize bildiriyor. Burada Denizli seçeneği doğru cevap. 14. sorumuz. Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Şarjör yatağı, şarjör, fişek yatağı, namlu yatağı, namlu. Evet. Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yere şarjör, değil mi arkadaşlar? Şarjör adı verilir. Yani Bursa seçeneği doğru cevabımız. 15. soruya bakalım. Ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen kurallardan hangisi doğrudur? A. Düğün ve eğlencelerde havaya doğru ateş edilir. B. Silahla şaka yapılır. Bakın ne kadar tehlikeli. C. Alkollüken atış yapılabilir. Kesinlikle yapılmaz. D. Silah boş olsa bile ölü noktaya tutulur. Olması gereken odur. E. Silah temizliği aile efradıyla beraber yapılır. Hayır, çok yanlış bir olay değil mi? Evet. Ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıdaki belirtilen kurallardan hangisi doğrudur? Silah boş olsa bile ölü noktaya tutulması gerekir. Denizli seçeneği doğru cevabımız. 16'ya bakalım arkadaşlar. 16. sorumuz. Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir? A. Barutun ateşlemesini sağlar. B. Fişeğe hız verir. C. Çekirdeğe yön verir. D. Çekirdeğe hız verir. E. Fişeğe yön verir. Evet. Burada da arkadaşlar fişeğe hız verir. Değil mi? Kapsülün ana görevi. Evet. Öyle mi? Barutun ateşlemesini sağlamaz mı? Evet, tabii ki kapsülün ana görevi barutun ateşlemesini sağlar. Evet, Adana seçeneği doğru cevabımız. Evet. 17. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi tabancada kullanıma uygun değildir? A. Fener. B. Susturucu. C. Ortopedik kabzak kapaklar. D. Noktalayıcı. Pointer red. Dot. E. Launcher bomba atar. Evet arkadaşlar, hangisi tabancada kullanıma uygun değildir? Sorusu tabii ki bomba atar değil mi? Launcher'dır. Evet. Edirne seçeneği doğru cevabımız. 18. sorumuza geçelim. 18. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir? Evet. Bu da sık sık gelen sorulardan birisi arkadaşlar. Bakın. Yatarak atış, sütre gerisinden atış, baş üzerinden atış, tek elle atış ve çift elle atış. Atış pozisyonlarında tek elle, çift elle, sütre gerisinden ve yatarak atış var ama baş üzerinden atış pozisyonumuz yok arkadaşlar. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız.
19. soruya bakalım. Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz? İğne, kabza, arpacık, tırnak, gez. Bakın. Sürgü bölümünde yer almayan hangisidir? Arpacık, tırnak, gez, iğne hepsi var arkadaşlar. Bakın kabza değil mi? Kabza sürgü bölümünde yer almaz. Bursa seçeneği doğru cevap. 20. sorumuz arkadaşlar. 20. sorumuz yine 91. dönemde noktası virgülü aynı olan bir soru. Evet. Sorularımız aynı gelmiyor diyen arkadaşlar için özellikle bunları söylüyorum arkadaşlar. Dikkatli baktığınız zaman kesinlikle aynı soruların geldiğini göreceksiniz. Delici, kesici, ezici ve benzeri gibi silahlar genel olarak hangi isim altında sınıflandırılır? Ateşli silahlar, hafif ateşli silahlar, ateşsiz silahlar, el aletleri, hafif silahlar. Bakın, burada delici, kesici, ezici. Bakın delici, kesici, ezici bıçaklar değil mi? Bunlar nedir? Ateşsiz silahlar grubuna giriyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet, son sorulara doğru geliyoruz arkadaşlar. Bu arada 21. soruya geldik. Doğru tetik çekme aşağıdakilerden hangisine tarif edilmiştir? A. İstinat boşluğunu alarak artan bir kuvvetle tetiği ezerek çekmek. B. Aniden tetiği çekmek. C. Tetiği çok yavaş çekmek. D. Tetiği düzensiz çekmek. E. Silahın patlayacağını düşünerek tetik çekmek. Evet. Burada da dikkat edersek doğru tetik çekme. İstinat boşluğunu alarak artan bir kuvvetle tetiği ezerek çekmektir. İstinat boşluğunu aldın mı diye tetiği doğru tetik çekme durumunda. Bakın Adana seçeneği doğru cevabımız. Hemen 22. sorumuza geçelim. Evet, aşağıdakilerden hangisi ateşli silah üzerinde bulunan emniyet sistemlerden değildir? Evet arkadaşlar, yine 91. dönemde 17 Nisan 2021 silah sorularının içerisinde noktası virgülü aynı olan sorulardan başka bir soru. Evet. Horoz emniyeti, mandal emniyeti, şarjör emniyeti, parmak emniyeti, kabza emniyeti. Arkadaşlar horoz, mandal, şarjör ve kabza emniyeti var ama parmak emniyeti yoktur. Denizli seçeneği doğru cevabımız. Evet, 23'e geçelim. 23. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır? A. Şarjör yuvası, B. Gerdel, C. Fişek yatağı, D. Şarjör kilitleme mandalı, E. Çıkarıcı. Evet. Arkadaşlar burada da yine şarjörün parçalarındandır. Gerdel şarjörün parçalarındandır. Değil mi? Evet. Bursa seçeneği doğru cevabımız. Evet, doğru cevabımız 24. sorumuza geçelim. Bakın 24. sorumuz hemen. Evet arkadaşlar, 24. soru. Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya ne ad verilir? Evet. Şarjör, kapak takımı, horoz, fişek rampası, namlu. Evet. Tabii ki namlu arkadaşlar. Bakın namlu. Mermi çekirdeğine hız, dönüş, yön vererek hedefe göndermeye yarayan nedir? Namludur. Değil mi? Evet. Namlunun Edirne seçeneği doğru cevap. Son soru arkadaşlar. Son sorumuz. 25. sorumuz. Silah kurulu vaziyette değilken horozu hem kurup hem de aynı anda düşürme özelliğine sahip silahlara ne denir? Çift hareketli, ateşli, tek hareketli, otomatik, yarı otomatik silahlar denir. Arkadaşlar çift hareketli silahlar denir. Silah denir. Yani Adana seçeneğimiz doğru cevabımız.
Kanalımıza abone olup kanala katılıp üyeler için hazırlanan sorulara da erişebilirsiniz. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.